arkadaşlar. Buradaki özne Ali. Yükleme kim sorusunu sorarak özneyi buluruz. Şimdi yazacağımı siz cevaplayacaksınız. Oturun çocuklar. Kusura bakmayın öğretmenim. Rica ederim. Dersinizi böldüm ama bu küçük misafirimizi çocuklarla tanıştırmak istedim. Hoş geldin canım. Çocuklar, bu sevimli kızımızın adı Heidi. Biliyor musunuz, okulumuza İsviçre'den misafir öğrenci olarak geldi. Welcome Heidi. Welcome. My name is Özge. I am very happy because you are come to our school. Lütfen benimle Türkçe konuşun. Buraya gelmeden önce İsviçre'de Türkçe dersleri aldım. Sizi anlayabiliyorum. Vay be. Hadi bakalım Heidi, otur bir yere. Geç canım. Öğretmenim, iyi dersler. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi yazacağım cümlenin öznesini ve yüklemini siz bulacaksınız. Ya bu duman da ne böyle? Ay yangın mı çıktı yoksa? İşte keyif bu abicim ya. Çok fena kokuyor. Şimdiden ağzımın suyu aktı. Aa, Şoker ne yapıyorsun? Ne garip bir şey bu. Siz anlamazsınız. Mangal bu, mangal. Dünyadaki insanların en büyük keyiflerinden birisi. Çok kötü kokuyor ama. Oh, mis gibi koktu. Ne yapıyor bu? Şoker ne yapıyorsun sen öyle? Yemek yiyorum. Ne yapacağım? Alın bir parça da size vereyim. Koktu. Ay, iğrenç. Çok iğrenç. Aman, siz ağzınızın tadını nereden bileceksiniz? Varsa yoksa oyun. Kulina hepinizi serseme çevirmiş. Boşuna uğraşma Şoker. Bizi Kulina'ya karşı kışkırtamayacaksın. Boşuna uğraşma Şoker. Bizi Kulina'ya karşı kışkırtamayacaksın. Heh, çok da umurumdaydı. Güle güle gidin. Vay be. Çok güzel olmuş. Aslında şimdi şunun yanına bir kadeh de. Neyse, şansımı fazla zorladım. Bütün gece tuhaf tuhaf kabuslar gördüm. Kütüphaneye gidip rüya tabirleri kitabına baksam mı acaba? Kalk! Benim korkmak için kabus görmeme gerek yok. Sana bakmam iyi diyor. Aman Zevzek, sus sen de. Anıl, bu koku da ne böyle? Ay, bir yer mi yanıyor yoksa? Ay, hemen gidip bakayım bari. Elim kolum bağlandı. Şoker, ne yapıyorsun? Ay, anneciğim, canavar! Bana bak, benim canımı sıkma. Bu ne hal? Ne var canım? Bu da mı yasak? Ne güzel, mangalımı yaktım, keyfime bakıyorum. İstersen sana da yapayım bir çeyrek. Saçmalama. Sen artık iyice şaşırdın. Şurada bir mangal keyfimiz var. Onu da burnumdan getirdin yani Kulina. Şoker, burası bunun için uygun bir yer değil. Anlamıyor musun? Hemen kaldır şunu. Hayır efendim. Toplamıyorum, kaldırmıyorum. Zabıta mısın sen? Bana bak Şoker, daha fazla sinirlerimi bozma benim. Aman aman, çok korktum. İyi bakalım, bunu sen istedin. Oh, pek güzel oldu. Yandım. Yandım. Aslında bazen keşke gazetede bu haber çıkmasaydı diye düşünüyorum. Olur mu? Biz o haberi görünce çok heyecanlandık. Çalıştığı köye okul yaptırmak isteyen öğretmen haberi inanın gözlerimizi yaşarttı. Projesini de biz çizelim dedik. Çok teşekkür ederim. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ama bu işin düşündüğüm kadar kolay olmadığını görüyorum şimdi. Neden? Umduğunuz desteği bulamadınız mı? Sizinle konuşunca çok heyecanlandım. Umutlandım. Kendi kendime proje nasıl olsa hazırlanıyor dedim. Ben de İstanbul'daki iş adamlarına giderim. Konuşurum dedim. Derdimi anlatırım dedim. Ne olacak? Hepsi biraz yardım etse olur diye düşündüm. Ama bu işler umduğunuz gibi gitmedi anlaşılan. Maalesef. Değil derdimi anlatmak. Onlarla görüşme fırsatı bile bulamadım. Hepsi o kadar meşgul ki. Doğrusunu isterseniz daha şimdiden umudum tükenmeye başladı bile. Hemen karamsarlığa kapılmayın hocam. Önce şu projeyi bir tamamlayalım. Gerisine sonra bakarız. Bizim de iyi kötü bir çevremiz var. Hı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu proje gerçekleşirse çocukların yüzlerindeki sevinci tahmin bile edemiyorum. Siz moralinizi yüksek tutun. Ne pahasına olursa olsun biz bu işi gerçekleştireceğiz. Umarım. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim Hakan Bey. Hazır İstanbul'a gelmişken uğrayacağım bir iki eski okul arkadaşım var. Müsaadenizle. Ne demek? Müsaade sizindir hocam.
Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Abi keşke bu kadar umut vermese miydik adamcağıza. Baksana durum pek parlak görünmüyor. Ben bu işe kafayı taktım Volkan. Ne yapıp edip bu okulu yaptırmalıyız. O çocuklar okula gitmek için 1,5 saat karda yürüyorlar. Asma artık şu suratını lütfen Şoker. Ne yapmamı bekliyorsun? Sana çok kızgınım. Beni hiç düşünmedin. Haber vermeden çekip gittin. Aman aman aman. Benim minik maymunum nasıl da kızmış bana. Ben artık eski Şoker değilim. Çok değiştim. Beni böyle kandıramazsın. Güya benim için dönmüşsün. Ne oldu? Birlikte kaçtığın o sirkin yakışıklı akrobatı artık sana yüz vermiyor mu yoksa? Ama Şoker, sen bir oyuncaktın. Biliyorsun oyuncaklara aşık olamaz. O yüzden o akrobatla kaçtım. Ha, sana söylediğim gibi Luna, insan olma iksirini içtim. Bir yıl sonra Nana insan olamazsa, ki olamayacak, ben gerçek bir insan olacağım. Yani artık duygularım var. İyi de ben bunu nereden bilebilirdim? Of tamam tamam. Eğer rahatlayacaksan vur bana. Hadi vur vur vur. Saçmalama. Bunu yapamam. İyi o zaman. Annem nasıl? Nasıl olacak? Sen gittikten sonra uğraşacak kimse kalmadığı için kafayı bana taktı. Aman sen de rahat durmuyorsundur. Yok canım. Bir şey yapmıyorum. Hele senin yaptıklarından sonra benimkiler çocuk oyuncağı kalır. Bana hala kızgın mı sence? Büyük bir ihtimalle. İçim sıkıldı, ne yapayım? O iyi olsun da Özlem'ine katlanacağım artık. Ay of of. Ay şu sıkıntımı dağıtmak için müdürcüğümü ziyarete gideyim bari. Hadi görüşürüz. Ay üzüldüm şimdi kadıncağıza. Öyle şen şakrak görünüyor ama baksana ne kadar derdi varmış. Aa bak kız gelecek galiba stüdyoya. Aa gerçekten mi? Ya. Aa neredeyse unutuyordum. Okul çıkış Hakan'la çocukları hamburger yemeye götürecektik. Biraz süsleneyim bari. Kızım daha okul çıkışına kaç saat var? Anca hazırlanırım akmış. Hadi bakalım. Ay inşallah gelir şu kız da kadıncağızın çilesi biter. Ah canım. Hadi gidip ona sürpriz yapalım. Uf, bir dakika acele etme. Beni görünce ne yapacağını bilmiyorum. Daha buna hazır değilim. Ama eninde sonunda görecek seni. Tamam tamam şimdi boş ver. Sen ne yapıyorsun anlatsana. İşte anlattığım gibi. Sen gittikten sonra çok şey değişti. Hı hı. Bir ayağım dünyada artık. Nana'yı hatırlıyorsun değil mi? Ay şu annemin bayıldığı iyi kalpli bez bebek öyle değil mi? Evet ta kendisi. İşte 100. doğum gününde insan olup dünyada yaşamayı diledi. Onunla uğraşıp duruyorum işte. Başarabilecek mi insan olmayı? Hayır başaramayacak. Onun yerine ben insan olacağım. Ve ikimiz beraber dünyada yaşayacağız. Ne dersin? Harika olur harika. Nana'nın insan olmasını engellemek için kurduğum bütün planları annem bozuyor. Ona engel olmamız lazım. Sen orasını bana bırak. Özlemişim seni biliyor musun? Hiç kimse senin kadar beni eğlendiremez. Beni de senin kadar. Şu yakışıklı akrobatı saymazsak tabii. Aman onu unuttum bile. Güzel. Çünkü insan olma iksirini içtiğimden olacak. Sana bakınca kalbim çok hızlı çarpıyor. Maymun seni maymun. Haydi arkadaşlarına buraya geliş amacını anlat bakalım. Çocuklar tarafından yürütülecek ve eğer başarılı bulunursa Avrupa Birliği fonlarından destek alacak bir proje yapacağız. Bu projeyi oluşturup şekillendirmek tamamen bize kalmış. Ama proje bir sosyal sorumluluk projesi olmalı. Sosyal ne? Emre sus dinle. Yani yapacağımız proje ile yardıma ihtiyacı olan, destek bekleyen çocukların sorunlarına çare üretmeliyiz. Eğer projemiz ilgililerin dikkatini çekerse ciddi bir maddi destek de alabiliriz. Evet, bu konudaki önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Bu kız iyi hoş da başımıza iş açtı vallahi.
Zaten derslerde zar zor baş ediyoruz. Bir de bununla mı uğraşacağız? Emre, bir önerim mi var? Hepimizle paylaşsana. Aramızda para toplayalım. Sayısal loto oynayalım. Bakarsınız çıkar. Biz de istediğimiz yardımı yaparız. Emre, susup dinler misin? Şakanın sırası değil. Ama o zaman biz bir proje üretmiş olmuyoruz Emre. Meğer speech? Özge, Türkçe lütfen. Benim aklıma bir defile düzenlemek geldi. Defile mi? Evet. Bizler podyuma çıkarız. Hatta eski bir manken olarak annen de çıkar. Toplanan paralarla da ilgi çekici ve amaca uygun bir proje üretmemiz lazım. Bilemiyorum. Evet çocuklar, başka önerisi olan var mı? Ha Gamze? Oyuncaklarımızı açık arttırmaya çıkarmaya ne dersiniz? Buna benzer bir şey daha önce yapılmıştı. Basketbol turnuvası düzenleyelim. Şaka yapmıştım. Bizde kalacak o kadar. Ya bizde kalacak. Ne işte? Bizde kalacak. Türklerin çok misafirperver olduklarını duymuşum. Ama bu kadarını beklemiyordum dursun. Yazı tura atalım. Çok pratik bir zeken var. Tipik bir Avrupalı kafası öyle değil mi? Niye? Bence Türklerin kafası da çok iyi. Evet ama bazı konularda siz daha iyisiniz. Mesela futbol. Hep sizinkileri yeniliyoruz. Yo, sizinkiler de çok başarılı. Türk milli takımı finallerde kalmadı mı? Hem yanılmıyorsam Galatasaray 2000 yılında UEFA kupasını almıştı. Vay be, sen nereden biliyorsun bunları? Avrupa'da Galatasaray'ı herkes bilir. Merhaba Nana, hoş geldin. Merhaba. Bak, bu Haydi İsviçre'den geldi. Merhaba, okul bitti değil mi? Evet, bugün Eti'de kalmayacağız biz. İyi bari. Ay, Nana da mı gelecek bizimle? Evet, bir şey mi oldu? Yok, kambersiz düğün olur mu hiç? Anneciğim, Haydi bizde kalabilir mi lütfen? Ha? Bizde kalacak. Ya sus sen. Her şey atlama. Ya bizde kalacak. Anne, kalacak değil mi? Düşünsene. Anne ne olur Haydi bizde kalsın. Herkes. Tatlı ısrar etme, olmaz dedim. Bizim evimiz şu an Avrupa'dan gelecek bir misafiri ağırlamak için uygun bir yer değil. Ben Avrupa'ya rezil edemem kendime. Dersler nasıl? İyi gidiyor. Ya buraya kadar gelmişken Nedur'la görüşelim Simge'ciğim. Çok iyi olur. Anne lütfen. Öf, olmaz dedim Özge. Ne oldu? Misafir öğrenci bizde kalsın diye tutturdu. Ama anne onunla arkadaş olmak istiyorum. Biliyorsun ileride İsviçre'dekilerle ilkokuluna gideceğim. Onları öğreneceğim çok şey var. E tamam Simge, madem o kadar çok istiyor bizde kalsın. Hem Özge de bize gelir. Keşke Haydi bizde kalsın. Haydi canım. Bizde kalıyorsun. Nana müdürle konuşacağız, sen de gelsene. Ne de olsa çocukların velisi sen sayılırsın. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Haydi size kalıyor, onun için ben de size kalıyorum. Maalesef. Ooo Simge Hanım, buyurun. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Unutmadan hemen söyleyelim. Okulunuza gelen misafir öğrenciyi biz ağırlamak istiyoruz. Hay hay efendim, ne demek? Siz istedikten sonra? Hem sizin yanınıza kalırsa benim de gözüm arkada kalmamış olur. Hele Nana Hanım da olduktan sonra. Çocukları almaya geldik. Hazır okula gelmişken çocukların durumunu soralım dedik. Efendim, bildiğiniz gibi Özgeciğim maşallah çok başarılı. Okulumuzun iftar vesilesi. Yağmur da çok iyi. Biliyor musunuz? Okumayı söktü bile. Ancak Emre'ye gelince... Hala iyi mi yoksa? Aslına bakarsanız Nana Hanım sizinle yaşamaya başladığından beri oldukça uzun bir mesafe kat etti. Bunu duymak çok güzel. Daha neler? Çocuk gayretli o kadar. Yo. Simge Hanım, bu konuda Nana Hanım'ın çabalarını hiç de yabana atmamak gerekiyor. Oo Ufuk, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ufuk hocam, bu ne tesadüf? Gerçekten de öyle. Merhaba Hakan Bey. Buyur şöyle geç bakayım. Söyle buyurun. Ufuk, siz tanışıyor muydunuz Hakan Bey'le? Ufuk benim eski öğrencilerimden. Kendisiyle ne kadar iftihar etse azdır. Tayini buraya çoktan çıktığı halde o ısrarla doğuda kalıp
eğitimciliğine devam ediyor. Estağfurullah hocam, vazifemiz. Ufuk, Hakan Bey'le nerede tanıştınız? Hakan Bey sağ olsun bizim köye yapılacak okulun gönüllü olarak projesini hazırlıyor hocam. Bir dakika. Geçenlerde gazetede okumuş olduğum bir haberdi. O konu mu yoksa? Evet. Ama işler istediğimiz gibi gitmiyor pek hocam. Kusura bakma Haydi. Aslında bizde kalmanı isterdim. Ama evimiz tadilatta olduğu için Ermeler'de kalacağız. Bitmeyen bir tadilat bu. Bu yüzden de maalesef hep bizdeler. Yapacağımız gösteriler için bir şeyler düşündünüz mü? Ben bir bale gösterisi yapmayı düşünüyorum. İyi ama Avrupalılar bale gösterisine çok alışık. Bence size ait bir şeyler yapmalıyız. Şimdiye kadar böyle gösterilerde hazırlığı büyükler yapıyor. Gösteride küçükler, öyle değil mi? Bu sefer de tam tersini yapalım. Nasıl yani? Yani müdürle konuda kampı gösterisi yapacak ya. Yani gösteriyi biz yönetelim, büyükler de çıkıp oynasın. Şaka gibi, duyduğum en saçma fikir. İçinizde kimin annesi babası bale yapabilir ki? Bu bale konusunu unutsan Özge. Bence Yağmur'un fikri çok ilginç. Ya ama ailelerimizi gösteri yapmaları için nasıl ikna edeceğiz? Yapacağınız işin önemini anlatın. Bu arada buradan toplanacak yerleri nereye başlayacağımızı bulamadık daha. Biz şu gösteriyi halledelim. İşin o kısmı çok kolay, merak etme. Peki böyle bir gösteriyle bir okul yapılmasına yetecek kadar para toplanabilecek mi sizce? Gösteride toplanacak paranın çok büyük bir önemi yok. Avrupa'dan bir heyet projeyi inceleyecek. Eğer projemiz kabul edilirse, onun sonucunda biz yapmak istediklerimizi kendilerine anlatacağız. O zaman desteği onlar verecekler. Aynen öyle. Şimdi gösterinin önemi bir kat daha arttı. Peki bu gösteriyi büyüklerin sunması konusunda kararlı mısınız çocuklar? Evet, böylesi daha eğlenceli olacak. Çocukların yapacağı gösteri çok sırada. Ama müdürün kaza yaptığını düşünsenize, ne kadar çok eğlenceli. Teşekkürler yavrucuğum. Bakın, burada iş profesyonel olmayan siz velilere düşüyor. Tabii benim de bu gösterinin içinde olmam çok büyük bir şans. Peki ama başka kimler görev alacak? Bilmem. Mesela Hakan Bey. Ben mi? İyi de ben ne yapabilirim ki? Yani benim hiç sahne tecrübem de yok. Hadi baba, yaparsın sen bir şeyler. Hadi baba. Ama çocuklar, hadi. Ben şarkı söyleyemem, dans edemem. Yaparsın. Ama bana yardım edebilirsin. Yardım mı? Hangi konuda? Ben bir sihir gösterisi hazırlayabilirim. Sen de yardımcı olursun. Ciddi misin sen? Ay, bir bu eksikti. Anne, sen de bir şeyler yap. Ben çıkıp oraya kendimi rezil edemem. Simgecim, eğer bu iş için oraya çıkıp kendimizi rezil etmemiz gerekiyorsa bunu yapacağız. Tamam canım. Tabii ki bir şeyler yaparım. Eskiden gitar çalıp şarkı söylerdim. Çok güzel bir sesim vardır benim. Harikasın anneciğim. Güzel. Bakın, daha şimdiden 3 tane gösterimiz oldu bile. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, inanın. Hadi söylesene, ne yazıyor orada? Evet. Başım belada Luna. O kadarını ben de biliyorum. Kitapta ne yazıyor, onu söylesene. Sakin ol Luna. Bir dakika. Bir çaresi var. Kolay değil ama var. Eyvah. Bu benim başıma da gelebilir. Ben de dünyaya izinsiz gidip geliyorum. Ne kadar bencilsin Şoker. Ben ne yapacağım, onu söylesene. Evet. Oyuncak dünyasından birinin gücünü alacaksın. Böylece bir süre daha idare edebilirsin. Peki sonra ne olacak? Sonra bir başkasının daha gücünü alırsın. Bir yığın aptal oyuncak var zaten burada. Saçmalama Şoker. İkide bir de bununla uğraşamam ben. Tamam o zaman. Sen de en güçlü olanın gücünü al. Böylece sonsuza kadar idare edebilirsin. En güçlü olan mı? En güçlü olan. Oyuncak şahinde kavalyem olur musun sevgili korsan? Hayır, benim kavalyem olacak. Hayır, benim kavalyem. Hayır, benim. Ben kırmızı başlıklı kıza söz vermiştim. Sen de. Merhaba çocuklar. Merhaba. Beni özlediniz mi bakalım? Çok. Bu kadar sevgi gösterisi yeter.
Ay gecenin bu saatinde ne kankası bu ya? Ay canım ne? Aa, siz ne saklıyorsunuz bakayım orada? Hiç. Çekilin bakayım. Aa, sen miydin? Sen de çekil bakayım. Pardon. Luna. Merhaba anneciğim. Şu işe bak. Hiçbir şey olmamış gibi günün birinde çıkıp geliyorsun ve seni affetmemi bekliyorsun. Ama anne. Sus Luna. Hiçbir şey söyleme. Sana çok kızgınım ve bu kızgınlığım da hiçbir zaman geçmeyecek. Ama annecik, beni hiç özlemedin mi? Ben seni çok özledim. Özlemedim. Hem de hiç özlemedim. Doğruyu söylediğine inanmıyorum. Seni yokluğuna alıştım. Artık seni istemiyorum. Öyle mi? Ama ben alışamadım. Lütfen beni affet annecik. Lütfen, lütfen. Gel buraya deli kız. Annecik. Lunacık. Ya sadece birkaç günümüz var. Çok çalışmamız gerek. Merak etme, bak göreceksin. Harika olacak. Ona ne şüphe. Ya. Hepsini yiyorum. Haydi. Hangi şehirde oturuyorsunuz? Afiyet olsun. Ben İsviçre'yi avucumun içi gibi bilirim. Yoksa Stockholm'de mi oturuyorsunuz siz? Hayır. Stockholm İsveç'te. Biz Zürich'te oturuyoruz. Ay ben hep İsveç'le İsviçre'yi karıştırırım da. Neyse ben daha fazla geç olmadan gidip biraz gitar çalışayım. Ne de olsa epeydir elimi almadım. İyi geceler prensesim. Anneciğim burada kalmam izin verdiğin için çok teşekkür ederim. hadi iyi geceler cicişler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ya biz de hadi çalışmaya başlayalım mı, ne dersin? Olur. Hadi kuştan başlayalım değil mi? Ay dur bir dakika, uçmasın. Sonra yakalayamıyoruz. Bence tavşandan başlayalım. Tamam. Koy. Çok şükür. Luna, Kulina'ya kendini affettirmeye çalışırken ben de şu Nermin Hanım'a verdiğim sözü tutayım bari. Yazık. Kadıncağız Merve Cadaluzu'ndan çok çekiyor. Hem ben de biraz eğlenmiş olurum. Sen hala burada mısın Şoker? Buradayım. Kütüphanede çalışırken harika bir iksir hazırladım senin için. Öyle mi? Ne iksiri? Cesaret iksiri. Gerçekten mi? İster misin? Bir asker olarak biraz daha cesaret hiç de fena olmaz. Al. Al iç bakalım şifa niyetine. Benden bir isteğin var mı Şoker? İstersen ayaklarına masaj yapayım. İstemez. Ben seni memnun etmek için her şeyi yapmaya hazırım. Bir isteğin varsa söyle ne olur. Tamam tamam. Rahat bırak beni. Hadi git yat. Tamam kızma bana. Hemen gidiyorum. Gidip her yeri temizleyeyim bari. Aferin. Galiba işe yarayacak. Güzel kızım benim. Seni o kadar çok özlemişim ki. Ben de. Hadi oradan yalancı. Özleseydin gelip görürdün. İnan bana annecik. Tamam artık. Bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Döndün ya. Döndün değil mi? Bir daha gitmeyeceksin Luna. Gitmeyeceğim. Sen çok haklıymışsın. Dünyada yaşamanın bana uygun olmadığını anladım. Sana söylemiştim. Keşke beni dinleseydin. İkimiz de boşu boşuna o kadar acı çektik ki. Ellerin niye soğuk? Sende bir nasıl? Tuhaflık var Luna. Nasıl yani? Yok bir şey. Ne bileyim, vücudun soğuk gibi. Yok canım, bunu da nereden çıkarıyorsun? Ay, bu kıyafet de neyin nesi? Çıkarsana şunu, ay çok kötü. Of anne, başlama yine. Biraz da bu yüzden gittim biliyor musun?
Rahat bırak beni. Koskoca bir periyim ben. İstediğim gibi giyinemeyecek miyim? Tamam tamam. İstediğin gibi olsun. Hadi gel. Hadi gel yanıma. Hadi. Hadi bana neler yaşadığını anlat. Yakışıklı adamlarla tanıştın mı? Neydi senin şu akrobatın adı? Ya anne, şu anda çok yorgunum. Bunları daha sonra konuşsak. Aslına bakarsan ben de çok yorgunum. Ama yarın bana hepsini anlatacaksın, ona göre. Peki. Eski günlerde olduğu gibi benim yanımda uyuyacaksın değil mi? Aa, evet. Evet anneciğim. Kesinlikle Kulina'nın gücünü alıp Luna'ya vermeliyim. Böylece sevgili Luna eski haline dönebilir. Bekle dünya. Luna ve Şoker geliyor. Çok eğlenceli olacak. Ben hazırlıkları son bir kez gözden geçireyim. Siz de bu arada kostümünüzü giyersiniz. Gösterinin trafiğini ben idare edeceğim. Doğal olarak en son çıkacağız. Ben size haber vereceğim hanımefendiciğim. Ay müdürcüğüm, beni şımartıyorsunuz. Her şey çok çok güzel olmuş. Ben sizi burada kendinizle baş başa bırakayım. Görüşmek üzere. Peki efendim, mersi. Ay bir an önce başlasak, böyle beklemek çok kötü. Merak etme anneciğim, harika görünüyorsun. Sağ ol bir tanem. Hepiniz hazır mısınız? Evet. Evet. Çok şükür. Açılışı biz yaptıktan sonra sahneye ilk siz çıkıyorsunuz Simge Hanım. Tamam. Sonra da siz ikiniz. Tamam mı? Hı-hı. Tamam. Hadi başarılar. Demek annemin gösteri yapacağı salon burada öyle mi? Evet. Kulina da buralarda bir yerdedir muhakkak. Bana bak Şoker, ben buraya annemi izlemeye geldim. Kesinlikle o düşündüğün şeyi yapmayacağım. Tartışmayalım Luna. Seni kaybedemem, anlamıyor musun? Şimdi Kulina'yı bulmamız lazım. Nerede acaba? Gel, bir de bu tarafa bakalım. Değerli velilerim, bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teker teker teşekkür ederim. Çok önemli bir görevi gerçekleştirmek için bu geceyi hazırladık. Eğer amacımıza ulaşırsak, ülkemizin küçük bir köyünde bir okul yaptırabilirsek, minik yavrularımızı eğitim ve öğretime kavuşturabileceğiz. Bu işe öncü olan, aynı zamanda benim eski öğrencilerimden değerli eğitimci Ufuk Demirkol'u huzurlarınıza davet ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü hepinizin sabırsızlıkla gösteriyi beklediğinizi biliyorum. Minik öğrencilerimin çektiği sıkıntılara son vermek için çıktık bu yola. Kurduğumuz hayalimize ortak olduğunuzdan dolayı hepinize onlar adına çok teşekkür ediyorum. İlk konuğumuz sizlere biliyor gibi sesiyle bir müzik ziyafeti verecek. Karşınıza değerli veliğimiz sevgili anneciğim Simge Soysak geliyor. Bize mi geldi müdürcüğüm? Ah! Aa! Merhaba. Luna, Şoker, sizin de işiniz var burada. Seni izlemeye geldik annecik. Ay, zaten çok heyecanlıydım. Şimdi daha fazla heyecanlanacağım. Ay, bu parfümüm de nerede? Al benimkini kullan. Seni süsle seni. Ne demişler, anasına bak kızına.
Anneciğim, anneciğim ne oldu sana? Luna, Luna. Beni dinlemek zorundasın. Bu son şansımız. Kulla'nın gücünü al. Bedenin ve gücün yerine gelsin. Sonra Nana'nın insan olmasını engelleyelim. Ve sonsuza kadar birlikte yaşayalım. Lütfen Luna, lütfen, lütfen. Ama bunu anneciğe nasıl yaparım? Kendini düşünmek zorundasın Luna. İkimizi, mutlu geleceğimizi göreceksin bak. Çok eğleneceğiz. Hatta ipin üzerinde bile yürümeyi öğreneceğim. Söz veriyorum sana. Ne kadar işi söylüyor değil mi? Ya ne demezsin. Çok içli. Hazırsınız değil mi? Hadi sizin sıranız geliyor. Başarılar. Heyecanlı mısın? Yok. Tamam. Bizi burada kimse bulamaz. Hadi kararını değiştirmeden çabuk yapalım şu işi. Tamam. Evet Kulla. Güçsüz bir periye dönüşmeye hazır mısın acaba? Bileksiniz var mı? Hay Allah! Nereye gitti acaba? Kostümünü de giymemiş. Eyvah! Vaz mı geçti acaba? Başardık. Evet, çok çalıştık. Evet. Gösterimizin bu bölümünde gönüllü bir yardımcıya ihtiyacımız olacak. Simge? Simge, Simge. Hadi kalk hadi. Simge, evet.
istersen. Buyur. Gel. Bana yardım etsene. Değerli misafirlerimiz, gösterimizin son kısmına geçmeden önce kısa bir ara veriyoruz. Ya bunu nasıl yaptın? Gösteriye ara vermek zorunda kaldım. Kulinarım ortalıkta yok. Ben şimdi bulurum, siz konukları idare edin. Ya... Kulina? Merhaba. Luna, Şoker, sizin ne işiniz var burada? Seni izlemeye geldik anneciğim. Demek Luna dönmüş. Neredeler bunlar? Çabuk olsana, kendine gelmek üzere. Kolaysa kendin yap. Gücüm yetmiyor. Dur bir dakika. Konsantre olmam lazım. Şoker, ne yapıyorsunuz siz burada? Sen de nereden çıktın? Ödüm patladı. Kulina'ya ne yaptınız böyle? Sana ne? Karışmasana, defol şuradan. Bu neden yaptığınızı bilmiyorum ama ona zarar vermenize izin vermeyeceğim. Neler oluyor burada? Durun! Uyandı işte. Luna, neler oluyor söyler misin? Hemen bana neler olduğunu anlat. Şoker senin gücünü bana aktaracaktı. Luna, neden böyle bir şey yaptığını söyler misin bana? Hadi söylesene ona. Hadi Luna. Of, yavaş yavaş yok oluyorum. Evet. Olamaz. Dünyaya izinsiz gittiğim için bu hale geldim. Eski halime dönmem için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ama bana neden söylemedin, neden? Üzülmeni istemedim. Hem söylesem de ne yapabilirdin ki? Yakında yok olacağım. Ne mi yapardın? İşte bunu. Bana. Kulina. Kulina iyi misin? İyi olacağım ama kalbimin kırgınlığı sanırım sonsuza dek geçmeyecek. Hadi gidelim Nana. Ah. Anneciğim. Hey Luna. Şu vücudun düzeldi mi? Bir bakabilir miyim? Of, saçmalama Şoker. Ben sadece eski haline döndü mü diye merak etmiştim. Ne var ki bunda?
Bu bekarlıktan bıktım usandım. Bekreslerinden hiç tad almadım.